Merhaba arkadaşlar, Hacettepe'li Hoca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selam diyerek başlamak istiyorum çünkü görüşmeyeli bir hayli zaman oldu, farkındayım. Bu süreçte sizlerden birçok mail aldım, birçok mesaj aldım. Her birinize bütün mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Çoğuna dönmeye çalıştım, dönemediklerim için kusura bakmayın. Biz ne kadar büyük bir aile olmuşuz onu fark ettim bu süreçte. Benim sağlığımı çok merak edenler olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Çok şükür sağlığım iyi, bir problem yok. Umuyorum ki sizler de bu süreçte hem psikolojik olarak hem maddi hem manevi hem fizyolojik olarak iyisinizdir. Aileniz de aynı şekilde. Ben bu süreçte ne yaptım? Ben bu süreçte bol bol çalıştım arkadaşlar. Çalışmalar yürütmeye çalıştım. Aynı zamanda da çalışmalarım hala devam ediyor. Neler yaptım peki? Bu süreçte arkadaşlar uluslararası bir fen bilimleri kongresine başvuru yaptım. Böylelikle Hacettepe'li Hoca kanalı dünyaya tanıtma fırsatı yakalamış olacağım eğer kabul edilirse. Buna bir çalışma sunmaya çalıştık. Onunla uğraştım. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde test çalışmamın son aşamasındayım. Tabii ki farkındasınızdır ki yani bu anlattıklarım böyle biraz zorlu bir süreç. Aynı zamanda EBA canlı dersleri devam etti. Pandemi süreci, işte kongreye hazırlık, teze hazırlık derken biraz bu süreç beni zorladı. Yani YouTube'u bırakmadım, video çekmeyi bırakmadım. Sadece belli bir müddet ara vermem gerekti. Bu nedenle ara verdim sadece bahsettiğim nedenlerden dolayı. Hem işlerimi halletmek için bu süreçte hem de kaliteli içerikler üretebilmek için biraz zamana ihtiyacım vardı açıkçası. Çünkü YouTube'u bırakmak gibi bir şey söz konusu olamaz. Çünkü YouTube benim bir işim değil. YouTube benim kendimi mutlu hissettiğim hobim. Kendime zaman ayırdığım bir hobim, kendime aldığım bir hediye benim için YouTube. Dolayısıyla YouTube'dan uzak kaldığım süre içinde aslında kendimi de ihmal ettiğimi düşünüyorum. Çünkü bildiklerimi anlatmak, bildiklerimi paylaşmak benim için çok önemli, çok değerli. Sizlerle iletişim halinde olmak benim için çok önemli. Ve arkadaşlar bazen şöyle mesajlar geliyor. Hocam işte biliyoruz abone sayınız düşük, yani bir şey yapmayın, dert etmeyin, o yükselir, lütfen bırakmayın gibi. Ben hiçbir zaman YouTube iş olarak görmediğim için hiçbir zaman şunu dert etmedim. Yani şu kadar abonem var ya, şu kadar olsa aslında çekerim video gibi bir beni güdüleyen, bir motive edici bir abone sayısıyla ilgili bir kaygım olmadı. Çünkü benim için bir kişiye bile ulaşabilsem, bir kişiye bile bildiklerimi aktarabilsem, bir kişiyle bile iletişim halinde olabilsem benim için çok önemli. Dolayısıyla her birinizi bu süreçte yorumlarınızı okuyup elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım. Bilgim yettiğince cevaplamaya çalıştım. Bazı sorduğunuz soruları ben de bilmiyorum. Araştırmaya çalışıyorum. Araştırıyorum, dönüyorum. Bazen dönemediklerim, unuttuklarım oluyor. Ama inanın bana her bir yorumunuzu okumaya çalışıyorum. Ve bu süreçte yorumlarınız beni çok mutlu etti. Her birinize de dönmeye elimden geldiğince çalıştım. Instagram'dan bizi takip eden arkadaşlar için de Instagram'da da çok tatlış insanlar var. Çok tatlış takipçiler böyle demek biraz şey oluyor. Öğrenci arkadaşlarım var, öğretmen arkadaşlarım var. Bu süreçte onlar da çok mesaj attılar ama ben Instagram uygulamasını indirdiğim zaman böyle otokontrolümü tam sağlayamıyorum. Yani bir bakıyorum bir yere yapacağım, bir şeyler araştıracağım, kendimi bambaşka bir yerde buluyorum. Dolayısıyla Instagram çok zamanımı aldığı için bu süreçte onu da kaldırdım telefonumdan ama Instagram hesabım duruyor. Ona da başlayacağım. Merak etmeyin. Tezimin bitmesine umuyorum ki çok az kaldı. Umuyorum az kalmıştır. Bir aylık bir süre gibi bir zamanım kalmış oldu. En yakın zamanda yeniden görüşmeyi umuyorum sizlerle. Bir ay, bir buçuk ay, yani tam bir süre de vermek istemiyorum açıkçası ama ben de sizlere bütün sistemleri anlatmak, protein sentezini anlatmak, kemosentez, fotosentezle ilgili şifreleri aktarmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü güzel şifreler var. Özellikle fotosentez, kemosentezde. Yeniden görüşünceye kadar sağlıklı kalın. Umuyorum ki yeniden görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ailenize de çok selamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.